Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla gönlümüze taht kuran, tertemiz havasıyla insana nefes aldığını hissettiren Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Karahöy köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Karahöy köyündeyiz ve yanımızda da köyümüzün muhtarı Bekir Muhtarım var. Biraz sonra Bekir Muhtarım'la birlikte dedi ki siz gençsiniz, delikanlısınız. Şu arkamızda görmüş olduğunuz kayaların olduğu yere çıkarsınız. Orası neresi Bekir amca dedim. Köye adını veren Karahöy işte oradan geliyor efendim. Höyükmüş orası Karahöy. Biraz sonra Bekir amca ile birlikte oraya doğru çıkacağız ama öncesinde bir öğrenelim bakalım Karahöy neredeymiş? Kayseri'ye ne kadar uzakmış? İncesu'ya ne kadar uzakmış? Karahöy topraklarında neler yetişirmiş? Bekir muhtarımdan öğrenelim. Nasılsınız? Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben iyiyim ya. Ben 1949 doğumluyum. Maşallah. Ondan sonra ne anlatayım baştan işte. Kaç dönemdir muhtarlık? Çiftçiydim. Ha, 4 dönem bir yaptım da. Diyelim ki 1984-2004 arası yaptım. Sonra koyun kanalizasyon işleri yoğdu. Koyu bunu yapın diye geri getirdi ama şimdi yapamadım. Halen daha kanalizasyonu yok koyun. Sen o zaman bayağı kadrolu muhtarsın. Ha, yıllar. Ya, muhtarlıktan emekli oldum ben. Maşallah. He. Peki. Şimdi muhtarım. Kayseri'ye ne kadar uzaktasınız? İncesu'ya ne kadar uzaktasınız? Kayseri meydan var ya, meydana bırak 45 kilometre. İncesu'ya 17 kilometre. Yakınmış. Yakın canım. Biz hemen geldik zaten. Geldiniz vallahi. Ben otobüsle geldim. Peki. 403 ile öyle. Anladın mı? Bospor Turizm. Ondan geldim. Senin sonra namını duyduk. Dediler ki Bospor Turizm der. Ha. Eskiden. Çünkü Bospor Turizm'de ben İstanbul Düsseldorf yaptım da birkaç defa. Öyleymiş, Almanya'ya gidip gelmiş. Ha, Almanya'ya gittim geldim. Benim Almanya'm da hafif var yani. Zaten Almanya'yı duyunca şiven kaydı. Bir de şöyle Lahey var ya, bildiğin Lahey Adalet Divanı'nın altında ben kahveleşmiş adamım ya. Beni böyle boş belleme. Estağfurullah, maşallah. Hemen Almanya'yı duyunca şive Almanya'ya doğru gitti sende. Evet. Peki Bekir amca, peki nüfusunuz kaç? Kaç kişi yaşıyor bu köyde? Vallahi nüfus yeğenim. Daha önce burada 5 tane öğretmen vardı. Şu anda taşımalı sistem, Tahrini Koyu var buraya 9 kilometre, çocuklar oraya gidiyor. Benim okul kapandı, burayı düğün salonu yapacağız. Çünkü kapalı ya şu anda. Evet, bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Bu koyun nüfusu şu anda 250 ama kışın bu doğusana 100'e düşüyor. Sen kışında burada mısın? Kışın buradayım diyor, ama buradayım. Ben koyun bir yer değişmem. Ben Lahey'de Adalet Divan'da kahve içtim ama oranı değişmem benim Karahöy'ü yani. Vallahi. Evet Bekir amca, sonunda çıktı köyüye. Biraz uzun oldu yolculuk, sen de yoruldun. Vallahi da. Yoruldum. Ben buraya zor çıktım ya. Yoruldun. Ben biraz yaşlıyım ya hanım. Yo maşallah, benden gençsin ya. Ne turizmde? Bospor. Bospor Turizm Karahöy'de. Turizm Karahöy'de şu anda. Şu anda Karahöy'de Bospor Turizm. Peki Bekir amca, senin bu köyünün adını veren yer burası mı? Şimdi köyün adını veren yer bura. Karataş ya hanım. Evet. Karahöy buradan geliyor işte. Karataş dememiş de Karahöy demiş. Yani Karataş'tan Höyük. Höyük o. Burası Höyük yani. Taşların toplandığı, yığıldığı yer. Buraya İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden profesörler geldi. 20 sene oldu. Projeyi aldık. Daha da gelmediler. Burayı deşelemeye. Deşelecekler mi? Evet. Peki burada bir yaşanmışlık vardır mutlaka. Vallahi bilmiyorum orasını. Evet ama havanız çok temiz. Ben birkaç yere dedim ki lan burayı bir deşeleyin dedim ya. Aman. Bekir amca, Bospor Turizm Bünyan Cezaevinden seslenir sonra bize. Vallahi mi? Haberin olsun. O zamandaki o profesörler de diyordu burayı yığma, altında yatır mı? Light bilmem ne var diyordu da ben unuttum yani. Hasatından sonra pekmezini, meyvesini, tatlısını yaptığımız üzüm bağlarındayız. Yanımızda da yine Bekir muhtarımızla birlikteyiz. Şimdi çekimden önce konuştuk. Ahmet biraz yakından şunlara. Diyor ki bunlar üzüm diyor, üzüm. Bunlar diyor olduktan sonra 1,5 kilo olur dedi. Ahmet de çekerken güldü. Daha çok gülersin dedi. Olduğu zaman görürsün dedi. Vallahi doğru konuşuyorsun ya. Başa gülüyorsun sen. Bu yarın büyüdü mü 1,5 kilo olacak. Bunu seriyorum ben. Bir de küçüldürüm. Ramazan'da bunu hoşamı yapan gaya diye mi? Valla yanınızda çerez mi yapan leblebinin yanınızda diyor mu? Bunun şimdi üzüm, siyah üzüm.
Anladın mı? Üzümü çok farklı metotlarda kullanabiliyoruz. Kurutuyoruz oluyor, hoşaf oluyor, meyvesi oluyor, tatlısı oluyor, pekmezi oluyor değil mi? Ama burada genelde kurutuyor ve pekmez yapıyor. Ne zaman olacak bunlar? Bu 9. ayın 10'unda falan üzüm olacak. Vallahi geldiğimizden beri üzüm diyorsun, pekmez diyorsun, tatlı diyorsun, bir şey diyorsun. Yazın gelelim de burada bir üzüm. 9. ayın 10'unda gel, üzüm mü yiyin, pekmez mi yiyin? 9. ayın 10'u yani 10 Eylül. 10 Eylül evet. Peki. Efendim duydunuz, şahitsiniz, kayıtlara geçsin. Bekir amca 10 Eylül'de bizi buraya bekliyor. Bekir amcamızın bahçesine geldik. Malum artık yaz geldi. Gezici Radar biraz daha yaz moduna, tarla tapan moduna girdi. Böyle kot pantolonla geldiğimize bakmayın. Artık yavaş yavaş şortlar çekilecek, terlikler giyilecek ve kendimizi tarlalara doğru şöyle bir bırakacağız. Bekir amcanın bahçe de maşallah oldukça büyük ve yok herhalde burada hangi meyveler var? Şimdi efendim burada kiraz var, bak kusura bakmayın. Yani yetmedi daha da, yoksa ikram ederdim. Bak kiraz, aşı. Bu da aşı, kayısı. Kayısı? Evet. Az önce yiyordun bunu. Bu İbrahim, Temmuz 10'a doğru gel yanıma. Kayısı mı yiyin? Kiraz. Her ay buraya gelmek lazım. Gel canım, her ay gel, her gün gel. Peki. Valla. Bu çağla. Çağla. Yenir mi bu? Oo, yenir. O zaman yiyelim. Ye. Biraz ekşi. Tabii ekşi. Yetmedi ki ya. Bekir amca, bunlar daha yeni oluyorlar. Kiraz var, çağla var, üzüm var. Başka? Armut var. Sararmış da ilaçı yamanı. Evet. Ceviz var. Dut var. Maşallah. Bahçeye gel, pazar alışverişini yap çık. Bahçeye gel ki görem. He. Öyle. Organik mi bunlar? Organik canım. Ne zaman diktin? Vallahi işte 7-8 sene oldu. İnşallah her sene topluyorsun. Her sene. O zaman önümüzdeki ay kayısı, 9. ayın 10'unda üzüm ve diğer meyveler armut. Dut, kiraz. İbrahim ona doğru kiraz oluyor zaten. Anlıyor musun? Daha başta ne vardı? Kiraz, dut da vardı da dut biraz daha sonra. Bekliyor birazcık. Dut ağacı bak. Hani Türk'üz var ya, dut ağacı diyelim, her gelene eğilem. Dut ağacı var. Maşallah. Efendim gerçekten doğasıyla, toprağıyla, insanıyla Karahöyük Köyü bizler için ayrı bir yere sahip oldu. Hele öyle bir muhtar var ki diyor ki her şeyi söyledin diyor. Her şeyi diyor söyledin ama diyor muhtarlığa gelin bir çay için demedin diyor. Eğer yolunuz Karahöyük'e düşerse Bekir muhtarı mı buluyorsunuz, oturuyorsunuz muhtarlıkta, çay, kahve, oralet, bitki çayı ne isterseniz güzel de bir spesiyeli var. Yarınlık tırıp. Yok değil mi? Gezdiğimden tozdumdan he. Ben 12 senede Almanya'da çalıştım da. O zaten Almanya edince seni şive kayıyor. İşte he vallahi da. Bekir amca. Bekir amcayı buluyorsunuz, çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz ve Karahöyük Köyü'nün bu muhteşem doğasını da tadını çıkartıyorsunuz. Buralara yanaşamıyor. Efendim arkamızda bir cami görüyoruz. Eski tip bir minaresi var. Cami bilmem. Bu camide ben Sübhaneke'yi burada belledim. Sübhaneke'yi burada öğrendim. Ha, 970'e kadar bura bize hizmet etti. Ama ne zaman yapıldım falan bilmiyorum. Oldukça eski bir cami. Oldu eski. Köyün en eski camisi mi? Evet, en eski camisi evet. Peki niye sonra kapattınız? Yeni cami oraya yaptı bir hayırsever. 975'te bura, ondan sonra bura şeye kaldı yani. Bak o... Onun adını unuttum. Minare. Minare öyle kaldı görüyor musun? Evvelki minare böyleydi. İşte bak eski tip minare. Hoca oraya giriyordu, bazı şişman oraya da sığmıyordu oraya, zor giriyordu. Adını oradan okuyordu. Efendim tamam. Bekir amcanın muhteşem anıları gerçekten harikulade arkamızda. Girmiyordu işte. Oradan okuyordu adam. Biz de dışarıda bekliyorduk. Kuzu çıktı. Kuzu benim. Senin kuzun mu? Oğlumun ya. Ha, oğlunun kuzusu. Tavuğum da bizi gördükleri için mi çıktı onlar peki? Evet. Çağır da gelsinler. Çağırmaz bunlar. Çağır şunları ya. Peki Allah'ım. Evet. Efendim arkamızda görmüş olduğunuz cami Karahöyük Köyü'nün en eski camisi ve 1970 yılına kadar da hizmet veriyor. Tabii günümüzde yani 1975 yılında yeni bir cami bir hayırsever tarafından köye yapılınca da bu camide bu şekilde atıl vaziyette duruyor. Bekir amca diyor ki yukarıda minare var. Eskiden hocalar oraya girerdi. Tabii merkezi sistem falan yok öyle. Ezan orada okuyacaksınız. Ama hoca diyor biraz böyle şişman olduğu zaman giremiyordu diyor. Dışarıda okuyordu diyor hoca. Hocalar. Hele benim hoca da zayıfı da giriyordu içeriye de. Ondan önce bir hoca vardı.
giremiyordu, o tam da okuyordu. Efendim Karahöyük köyündeyiz ve İnlikuyu mevkiindeyiz. Oldukça garip bir yer. Daha evvel benim de görmediğim, hayatımda ilk kez böyle bir ana şu anda şahitlik ediyorum. Burada bir kuyu tarzı bir yer var ama tam manasıyla kuyu da değil aslında. Taşı attığımız zaman suyun dibe çöktüğünü görebiliyoruz. Berrak bir su var, temiz bir su var öyle söyleyelim ve aşağıya doğru bu yol devam ediyor aslında. Ben Bekir amcaya sordum, dedim ki bu yol nereye gidiyor? Dedi ki 30 metre böyle gidiyor, 30 metre sonunda da T şeklini alıyor. Sağ ve sola olmak üzere iki yol ayrılıyor. Kayadan sızıyormuş su ve kayadan sızan su işte görmüş olduğunuz gibi burada birikiyor. Burada biriken suyu da köylüler alıp buraya döküyorlar. Yani burada bir yalak var. Burada da vatandaşlar hayvanlarını sulamak için kullanıyorlar. Buradaki yalağı tam manasıyla içeriden gelen, yani kayadan sızan su. İşte buradaki su ve gelip burada birikiyor. Biriktikten sonra da buraya alıyorlar ve hayvanlarını sulamakta kullanıyorlar. Hayatımda hiç böyle bir yer görmedim, muhtemel söylüyorum. Siz de görmemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Suyun tahmini yüksekliği yaklaşık 1 metre yerden ve bu şekilde de 30 metre kadar gidiyor. Ama tabii Bekir amca içeri girdiğinde yıl 1972 yılıymış. Adımı yazdım diyor duvara, benim geldiğimi buraya anlatmak için. Benden sonra da giren olmamış diyor. Şimdi belki içeri girsek suyun seviyesi belki daha da düşmüştür veya belki daha da yükselmiştir diye tahmin ediyorum. Gerçekten ilginç bir nokta. Eğer görmediyseniz yolunuzu buraya bir bahaneyle, bir vesile düşünün ve bu muhteşem doğa harikasını da görün diyorum. Gerçekten ince suyun her farklı yeri bir tarih fışkırıyor. Her noktasından tarihin izlerini bulabiliyorsunuz ve artık diyorum ya, Gezici Radar'da yavaş yavaş yaz moduna doğru devam ediyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla, üzümleriyle ve İnlikuyusuyla bizleri kendine hayran bırakan Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Karahöyük köyünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.